Hadi klasik oldu, notumu anlatma. Tabii ki hoşuma gidiyor yani. Şimdi yaptığımız Kozak Kale projesi. Yani biliyorsunuz çıkmak korkulurdu, çıkmak. Doğru mu baba? Yanlış mı söyledim? Ama şimdi huzur içinde gidebilirsiniz. Kimse niye geliyor demez. Bacılarım da gitse kimse niye geliyor buraya demez. Oradan buradan bir tane sarı çıkmaz. Değil mi? Şimdi Kadirli Caddesi'ydi. Devamı Kadirli oldu ama bu cadde Cami Kemir Sokağı. Restorasyonu. Aşağı çarşının restorasyonu. Yukarı çarşının restorasyonu. Caminin önü. Kaplacı işgal altındaydı. Tertemiz oldu. Kocaefendi akşam rahatsız olurdu. Bas bas bağırlar durdu. Ama hamdolsun onlardan eser kalmadı. Konak, yaverin konağı. Şimdi güzel değil mi? Cincik kim olmadı mı? Mustafa Kemal Sokak. O yıkılan evler hatırlıyor musunuz? Kozan'ın en kötü sokağıydı. Şu anda Kozan'ın en güzel sokağı orası oldu mu? Elimiz değdiği yer. Zilet gibi deriz ya bizi Kozanlıca. Öyle olmadı mı? Şimdi bu sokak şurada çalışıyor değil mi? Üniversitenin kızlarıyla çalışıyor bile var mı? İstanbul Teknik'ten bir 6 tane yüksek lisans öğrencisi var. Burada ya, Laşevi Sokağı orada. Gördünüz mü orada? Niye gelmişler biliyor musun? O sokağı da yapacağız. Hepsini inşallah Osmanlı şehrinde nasılsa daha güzelini biz bu mahalleye, bu bölgeye kazandıracağız. Nasıl Mustafa? Hiç kimseden para almadan çalacağım inşallah. Bu sokakta da eski evler var. Buralar da inşallah gelir. Balkonlu cumbalı evler. Bu beton binalar da değişecek. Penceresi değişecek. Boyası değişecek. Çatısı değişecek. İçine de kendileri yapacaklar. Aynı Mustafa Kemal Sokak'ta olduğu gibi. Ve şurada bir tane daha eski bina onarılıyor. Farkında mısınız? Yapıcılar konağı, yapıcılar. İnkılabın oradan ara. Orası. Orası da butik otel olacak. Bize onayı bağışladılar. Hem de kim bağışladı biliyor musunuz? CHP'li meclisi yapıcı abi ve eşim hepsini getirdi. O yaşlı insanları bize orayı tapusunu verdiler. Biz de parasını bulduk. %74'ünü kalkınma cansından geri kalanında biz sağlamayız inşallah. Bunlar hep burada marka binalar olacak inşallah. Muhtar Hacı da olacak. Burada Selikler'in evi var. Yıkılmış ya. Şurada. Üniversitedeki o binayı ben çizmiştim. İstanbul Üniversitesi'nde Mimar Sinan Üniversitesi benim çizdiğim fotoğraflar bu dediğim 82 yılı. Hatta o zaman Yaveri Konağı'na ben içeri koymadılar dışından çekmiş. Ama nasip oldu bizi oraya yaptırmak. Anlıyorsun. Atatürk Parkı bu birincilik aldığım ödülleri sayıyorum bu bahsettiğim. Atatürk Parkı'nda efsane başkan Mustafa Azim'in zamanı kavlaşmış. Ama ondan sonra gelen dönemde çivi çarpmamışlar. Biz ne yaptık? Orası da biliyorsunuz sivrisinek bataklıktı. Kapısı balici doluydu ama şimdi huzur yeri, rekreasyon yeri, her şey var orada. Kafe, kadın kültür sanat merkezi, amfi, spor alanları, basket, voleybol, tenis kortu, futbol, çadır, oyun parkları hepsi var. Onun devamı inşallah. Bu projeleri başbakanımız Türkiye'de Adana değil ha. Akdeniz bölgesi değil. Türkiye birinciliğini bu kardeşine sizin emanet edin kardeşinize verdi. Ben buradan bu resim Ankara Riksos'ta Kozan'a geldiğinde çekilmedi. Ankara'da çekilmedi. Büyük bir onur duydum. Sizler adına Allah'ıma şükür. Dedi ki Allah'ım bana bunu nasip etsin. Ben benim sistemleri de sizin nasip etmedi. Onların şartlarını eğdirmedi. Ve Türkiye birinciliğini bize verdi. Ama bu birincilik, bu onur, bu şeref sizlerin şerefi. Sizlerin olur. Çünkü siz bana bu fırsatı vermeseniz ben bahsettiğim bu projeleri hayata geçirme imkanı olur muydu? Ondan dolayı sizi ben tebrik ediyorum. Kozan'ın mimarı, tazımlarına diyor, Kozan'ın mimarı, asıl mimarı sizsin. Bacılarım, kardeşlerim, size teşekkür ederim. Tüm Kozan aldım. Hem de iki dönem. Bir anonsum var. Bakanımız Ömer Çelik geliyor. Buradan Şevkiye'deki bir mitingimiz var. Oraya gelir misiniz? Evet. Gelmeye var mısınız?
Devlete gitmeye var mı şimdi? Belediye çalışanlarının açlığından, emeklilerin verilmeyen parasından. Bunu sen hiç mi dedin? Tabii ben de. Al sen bir konuşma. Ya. Al. Konuşma. Ablalarım, abilerim. Hepinizin bir yakını belediyede çalışmıştır muhakkak. Ben önceden derdim ki ne? Allah belediyede çalışasın. Bunu beddua olarak. Söyler misin? Söylerdim yani. Şimdi dua olarak kabul ediyorum. Bu başkan geldi. O açık göze yalvardım. Başkanım 10 milyarını ver. Geri kalanını istersen 250-250 ver. Bir ev aldık borca. Yalvardım git dedi, kafam hangi taş büyükse ona vur, vermiyorum dedi ya. Bir hafta açlıktır ev yaptım, benim oğlum son gün ölüyordu. Tansiyonu sıfıra düştü. Seçimlere yakın oluyordu değil mi? Tabii. 5,5 milyarımız ablam kaldı. Orada bir yerde mi? Bu abim beni aradı bu adam. Dedi ki gel bacım şu 5 milyarını bari toplu vereyim de. Bir dedi yani para gör dedi ya. Bir milyar verdi bize ya. Bize yazıklar değil mi? Vermedi. Yarın oruç tutacağız. Allah şahidimdir. Doğru söyledi. Yarın maaş verecek diye bekliyor. Bize 3 kilo şekerden 5 kilo pirinç verdi. Ha, 4 dönem belediye başkanı gördüm. Bu adamdan büyük adam tanımıyorum. Belediyeden de şu anda hiçbir beklentim yok. 5'im emekli. Allah'a çok şükür. Oğlum polis, oğlum bayan kuaförü. Hiçbir beklentim yok belediyeden şu anda. Tabii bizimler... Beklentim varsa beni açlığa mahkum ettiler. Allah belediyede çalışasınız diyorduk ya intizar için. Şu anda belediyede çalışanlar pırlanta gibi hayat yaşıyor ya. Açlığa mahkumduk açlığa. Hepiniz biliyoruz. Eğer Allah'ını bilen bir insan varsa bu milletin içinde şu hizmete verir oyu, hizmete. Bu adama verir oyu, partiyi hadi bir yana bırakalım. Doğru söylüyorsun. Adam diye hitap ediyorum. Bu benim gözümde çok büyük bir adam. Helal olsun. Benim gözümde. Abim, kardeşim. Sonuna kadar arkasında. Ölümüne. Hayırlı uğurlu. Ya o konuda hiç demiyorum. Bak beddua ediyorum diye git orada falan bul diye. Şu anda emin olur. O kadar çok gelen var. Başkanım ben maaş istemiyorum. Tek beni gönder orada evleneyim diye. Tamam söylüyorum. Arada bu kadar fark var ki. Buna şükür olsun. Ben 10 yıldır yaklaşık. Bir gün maaşlarını çektirmedi. Bir gün. Ondan önce sosyal hak diye bir kimse hak alamamış. Davacına dövmüşler, geri çektirmişler. Tam mı söylüyorum? Bak bunları söyledin de. Evet, bunu hiç hepinizin bir yakını çalışmıştır. Ve 318 diyorlar ya, yılda 400 metre. Bak 10 yılda gelen para ne kadar biliyor musun Kodan'a? 110 milyon iler bankası, diğeri de buradan su parası, emlak parası vesaire. Kira. Toplam 218 milyon gelmiş. 58 milyonu ben işçiye, memura, maaş ya da tazminat ödemiş. 58. Şu parke taşları 20 milyon yok sadece. Akaryakıt 25 milyon. Elektrik var 20 milyon. Nereye harcadım diyorlar ya, vicdansızlar. 10 yıl görev yaptım. Bana altyapıyı ne kadar bitirdi onu söyle. Gelip 50 senedir yaşıyorlardı, altyapım yoktu ya. Koku, sinek, Türkiye'nin yarısını yoktu. Hapishane o bölümler bile yapıldı, tamam mı? Habis boğazın, tamam mı bitti? Çanakkale'nin yarısı yoktu, bitti. Varsaklarda kümevler, ona bitti. Karacaoğlan, dikenli sokak. Karacaoğlan'ın yarısını yoktu. Allah'a şükürler, bunlar 125 kilometre. Ve kalan yerlerin hepsi kayaydı, biliyor musun? Kayaydı. Sen niye yapmadın kardeşim? Bunları bırak, bana bırakmasaydın bak ben neler yapıyordum daha ya. Neler bitirecektim ya. Ve bana gelen parayla Ceyhan'a gelen aynı. Nüfusa göre geliyor. Kadirli'nin 150 milyon borcu var. 150 trilyon. Senin belediyen. Ama Kozan'ın şu anda aldığımda 12 milyon borç vardı. Şu anda 14 milyon borç var. 42 milyon da bütçem var benim biliyor musun? O zaman 6,5 milyondu bütçe. 12 katı borç var. Borç mu ki 12 milyon? 13 milyon. Bir de şu kadar utanmadan 70 milyondan bahsediyor. Gel mahsaba kayıtlarına gir. Herkes açık. Senin meclisine burada denetleme de buyur ona sor. Yalanla siyaset yapma. Doğru değil. Daha dün hamam köyünde böyle var ya. Herkes Kaz Özgan diyor sizler gibi. Ben gitmişim dünya. Orada gece 11'de miting yapmışım. 10'da miting yapmışım. Kıskanıyorum. Ben güya 500 paket de oraya dağıtmışım. Dağıtmadım da Allah belasını versin. Dağıtmadan diyenin de Allah belasını versin.
Utanma Allah. Para dağıtmışım, çeyrek dağıtmışım. Çeyrek de sahteymiş. Yalanlar. Her seçimde böyle bir yalan uydururlar. Allah'tan korkmazlar. Ne diyeyim ki yani? Ben maaşıyla geçinen bir insanım. Başkanım. Zengin çocuğu değilim biliyor musun? Evet. Hayır hocam var. Ben Döşeme'de doğmuşum. İlkokulu ben köyde bitirmişim. Köyde. Ben sana dokunma. Bisiklet alamadım. Savşada yürüyerek günde 4 kez 2 gitmişim 2 gelmişim. Ya. Ben böyle büyümüşüm tamam mı? Başkanımıza bir şey yapıyoruz. Derecede çalışan emeklinin girişi konuştu. Sonra bizim İmlan İlker şirketi var. Çok. Bak İmlan denen bir şirketi. Dedim ki şirketi canlandıracağım ben. 250 milyar borcu var. Defteri bile kayıp. Azgın kurmuştu onu da Allah razı olsun. Onu buradan hakikaten teşekkürle anıyorum. İsmini de otobara verdim ben. Şu anda şirket kuramıyorlar. O şirket şu anda 440 tane elemanı var. O şirketin elemanın maaşını günü günü alıyorlar biliyor musun? Sen batırdın biz hayat verdik ya. Yine toplantılarda ne dedim ben? Dedim ki orada sanayi bölgesi hayata geçireceğiz. Onu bile becerememişlerdi tamam mı? İptal edilmişti. Ama biz organizeyi yaptırım aldırır. Şu anda meyve suyu fabrikası, konsantre fabrikası, paketleme testi, zeytinyağı, çim yağı, yem fabrikası 32 tane bitirildi. Şu anda 62 tane daha devam ediyor. Sizden ricam şu yağmur yağıyor. Ancak gidiyoruz oraya tamam mı? Gidiyoruz. Kapşonu çekip gidiyoruz. Büyük şehirli ablatıyoruz. Toki'ye rekorunu kazandıran. 2000 tane daha birlikte inşallah yapacağız. Bu Mahmutlu Mahallesi'nin yüzü güneş, yüzü. Oradaki herkesin evine, metrekare boşlandırmadan. Bu benim şu çocuklarım da Allah'ın önünde söz veriyorum biliyorsun. Ve benim sözüm senettir. Allah razı olsun, emeğe geçen bacılarımdan. Teşekkür de ediyorum sizden. 34'te lamba ışığa vuruyor, ışığa. İnşallah. Kalkın, sende var mı ışık? Var mı? Allah'ım hadi, hoşçakalın. Şemsiye'ye gidiyor, bakanımız geliyor, gelmek için gelsin.